Merkezi merhabalar. Ben Perihan Tanto, Borsa Tekniği. Hoş geldiniz. Bugün stratejist Selçuk Gönerşer'i ağırlıyoruz. Hocam şöyle bir uyarı aldım. Sürekli taş ekran diyorum. Aslında bir kullanıcımız da beni uyardı. Çok da haklı olarak. Ya Perihan Hanım, dokunmatik ekran niye demiyorsunuz dedi. Haklı ama Ahmet Mergen hocamızdan kalan bir taş ekran diye bir kaldı ya dilimizde. O yüzden ben bu İngilizce kısmı artık kendisini çok haklı bulduğum için dokunmatik ekran olarak düzelteceğim. Kendisi çok haklı. Bugün dokunmatik ekranın önündeyiz. Neden? Çünkü bugün sevgili Selçuk Güneşler'le yine strateji çizeceğiz. Biraz çizeceğiz. Bir önceki programda zaten konuklarımızdan gelen soruları çok güzel bir şekilde yanıtladık. Çoğunun zaten cevabını verdik. Bugün de olayı ne yapalım dedik. Birazcık stratejiye taşıyalım. Çünkü gözler Jackson Hole'daydı. Çok aslında İslamiyet bir şey de çıkmadı. Çok şükür. Çok şükür diyelim. O risk olarak gördüğümüz oynaklığı yaşamadan bertaraf ettik. O yüzden şimdi biz isterseniz hocam programda bir iki dakika geç girdiğimiz için Menemen grafiklerle başlayalım. Hızlıca başlayalım. Önümde de zaten fiyatlar açık. Ons altına bakıyorum. 1813 dolar seviyesinde. Çok da bir fark yok. 1800 doların üzerine yerleşti gibi. Buyurunuz. Üçgenimiz daraldı. Bizim pembe ve kırmızıyla haftalardır süren bir sıkışma var. Hep aynı yeri konuşuyoruz. O yüzden çok fazla da uzatmayalım. Şöyle diyelim, altının onsunda yaklaşık 2,5 aydır 1750 dolar Fibonacci desteğinin üstündeki oturma devam ediyor. Hatta biz bu Jackson Hole toplantısından önce bu barları buraya nasıl oturtturuyorlar bilmiyoruz ama bu kırmızının üstünde olmasından dolayı Jackson Hole'den çok fazla yıpratıcı bir şey çıkmama ihtimali önde olabilir demiştik. Ki öyle oldu. Öyle oldu. Şimdi Perihan Hanım, dediğim gibi kısa ve orta vade ONS'ta 1770 desteğimizi korumaya devam ettiğimiz sürece yaklaşık 2 aydır oluşan bu dip çalışmasının hedefi bu düşen trend çizgimizin hedefi olan 1865 dolar olarak korunacaktır. Hareket sert olabilir mi peki? Yoksa zikzaklarla mı olur daha? Bu yani şimdi bakın Perihan Hanım, üçgen dar olduğu için burada böyle aniden yukarıda 1865 dolara doğru bir tek barda uzanmayı üçgenin daralmasından dolayı ben şahsen beklemem. Dolayısıyla baktığımız zaman bizim kısa ve orta vadeli hedefimizde aynı 1770-1750 destek bölgesi korunduğu sürece 1865 dolar kısa vadeli hedefimiz olarak takip etmeye devam edeceğiz. Burada alt göstergemizde boğalarda bir güçlenme teşebbüsü var. Ayılarda net olarak bir baskın, bir geri çekilme, bir sakinlik ve bir dinginlik. Zayıflık var. Zayıflık var. Dolayısıyla 1770-1750 destek bölgesi korunduğu sürece bizim 2 aydır verdiğimiz kısa vadeli pembe düşen trend çizgimiz olan 1865 dolar seviyesi hedef olmaya devam edecek. Burada yatırımcıları özellikle bir ara direnç ve bir geçiş noktası anlamında 1827 dolar seviyesine de bir önem atfedelim. Neden? Bakın burada uzak biraz ama biraz yakınlaşırsak görülebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere temas aldığımız bu üçgenin daralmasından dolayı yukarıdan fiyatı baskılayan 1827 dolar direncini ara direnç olarak takip edeceğiz. Şu olabilir, hani biraz önce bir soru sordunuz ya, buradan hızlı bir uzanma olabilir mi diye. Uzun bir bar. 1827 geçerse 1865 dolara doğru 40 dolarlık o makas sizin söylediğiniz formatta olabilir. Bu anlamda 1750-1770 destek bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. İstiren stop loss anlamında 1827 bizim ara direncimiz olacak. 1865 ise bizim 2-2,5 aydır altının onsunda verdiğimiz kısa vadeli hedef olmaya devam ediyor. Dolayısıyla çok fazla bir değişiklik yok. Bu grafik uzun vadede 1770-1680 destek bölgesi, bakın şu kanal. Kırılmadığı sürece ise, orta vadeye geçtim. Biraz önce 1770-1750 kırılmadıkça kısa vadeli hedefimiz 1865 demiştik. Bir de orta ve uzun vadeli 1750-1680 destek bölgesi kırılmadığı sürece 1922-2155 dolar orta vadeli stratejik hedeflerine tutunmaya devam edeceğiz. Yani bu hedefler hala masada diyoruz. Evet, masada. Bu hedeflerin masadan kalkması için bizim bu iki hafta önce gece yarısı gördüğümüz 1650'lerin altında çoklu kapanış almamız lazım. Bu oluşmadığı sürece
Hedefi yerinde belli. Hedef yukarıda devam edecek. Fakat burada bir pik, bir hızlı bir uzanma için öyle bir format en azından birkaç hafta daha beklenmesin. Özellikle 1865 dolar geçtiği zaman o beklenen ivme ve momentum o zaman gelecek. Çünkü neden? Bu pembe aşılmış olacak. Hocam çok fazla gram altın sorusu alıyorum. Ons altından daha fazla geliyor hatta gram altın sorusu. 483 liralarda aşağı yukarı. Şimdi de şöyle bir durum var gram altında çünkü. Şanssızlıkları şuradan. Yani ons dolar diyor, yukarı gidince ons düşüyor. Bu sefer ons gitti dolar düşüyor. Bir türlü gram altın yatırımcısı para kazanamıyor. Evet. Olay orada aslında. İkisi bir arada gitmiyor. Evet. Şimdi fiyat 485 TL'nin. Şu an 483 liralardayız. 83 lira. Hı hı. O zaman ben sabahleyin grafiği yazıladığımda 488 TL'lerdeydi. 484 olmuş aşağı yukarı. Burada da şunun etkisi var. 8.30 kur çünkü. Tamam. Kur aşağı geldi. Şimdi ben grafiği hazırladığımda sanırım kur 8.30-34'lerdeydi. Sabah öyleydi çünkü. Öyle olunca da şimdi teknik analizde dinamik takip etmemiz gerekiyor. Bu düşen trend çizgileri de dinamik yani aktif takip etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim bu pembemiz 486 lira periyanın. Bu da şu demek. Gram altın ne zaman 486-487 liraların üstünde? 2 gün. Verirse o zaman şunu diyeceğiz. Bu düşüş eğilimi ve düşüş akımı bitti. Hı hı. 498 ve 509 TL'lere doğru yukarı yönlü bir akım başladı diyeceğiz. Dolayısıyla kısa vade için 486-487 TL direncini takip edeceğiz. Bunun üstünde kapanışlar olmadığı sürece zamansal olarak yukarı hareket tetiklendi diyemeyeceğiz. Ki birkaç haftadır da aynı şekilde cereyan ediyor fiyat. Zaten burada da bir Fibonacci direncimiz var. 38.2-489 TL. İşte bu 486-487-489 gibi bir bölgenin üstünde kapanışlara geri dönmediğimiz sürece düşüş akımı devam ediyor olacak ve fiyat baskılı kalmaya devam edecek. Ne zaman 486-487'lerin üstünde ikinci gün kapanışı alırsak o zaman gram altın traderlarının fokusu 498-509 olacak. O zaman kısa vade olacak. 525, 538 orta vade olacak. Bu hedeflere doğru bir trading kovalayan bir yatırımcı varsa 486-487'lerin üstündeki ikinci gün kapanışı görürse bu hedefler tetiklendi diyeceğiz. Hı. Aksi takdirde 486-487 geçilmedikçe bu geriye doğru süzülmeyi nasıl okuyacağız? Onu da çok net söyleyeyim. 477, 460 bandı. Ya 486-487 geçilince yukarı akıma eşlik edilmeli ya da 477-460'lara doğru geri çekilmeleri kademeli olarak alım fırsatı olarak okuyabiliriz. Haydi bakalım o zaman gramı da bitirdiysek gümüşle devam edelim. Hocam 24 doların tam üstünde şu an anlık gümüşün fiyatı. Zaten zorlandığı yer burasıydı. Bir geldi kısa vadede 24 doların üzerinde şu an an itibariyle. Şimdi ben bugün seyircilerden gelen talep üstüne gümüşü gram TL olarak hazırladım. Harika, tamam. Çok daha iyi. Ama şöyle düşünebilirler. Çünkü çok da fazla gram gümüş yatırımcısı var. Dolar gümüşün ons bazlısına da baktığımız zaman bu kırmızıyı 23 dolar. Burayı da 28 dolar. 30 hep dolar olarak orayı tekabül edebilirler. Aha. Tamam. Bant belli. Bant belli. Aşağıda 23, yukarıda 28 dolar bazında. 23 kırılmadıkça 25.8 ve 28 dolarlara doğru gümüşte kısa vadeli baskı bir geride kalıp yukarı doğru altınla beraber devam edecek gibi okuyacağız. Burada ben gümüşün gramına gene bir grafik hazırladım. Burada da net bir şekilde Perihan Hanım, gene hep bizim tabirimiz aynı, bir paranın ayak izi var. 1, 2, 3, 4. 4 kere dip çalışması yaptırdı. 1, 2, 3 kere de tepe çalışması yaptırdığı bir zikzak kanalımız var. Bu zikzak kanalını yatırımcılar nasıl okumalı? 425 TL'lere doğru oluşacak geri çekilmeleri alım yönünde. 8
8-10'lara doğru oluşacak pikleri ise tıpkı daha önceki ayak izleri gibi satış yönünde okumamız lazım. Peki benim bir sorum var. Gram gümüş almak isteyen bir yatırımcı. Şimdi gümüş trend dibine yakın bir bölgede görünüyor. Evet, buradan mı almalı yoksa moru geçince mi sizce? Bu hangisi? Şimdi, hangisi daha mantıklı? İki şekilde de anlatalım. Hı hı. Şimdi iki tane sağlıklı ve teknik trading yapılabilir. Hı hı. Birincisi buralardan alıp 625 TL'nin altına stop koyabilirler. 6.25'e stop koydu. Bunun tamam. üstünden alıp 625'e stop koymak. Bu birinci model. Hı hı. Tamam mı? 625'e stop koyup buradan alıp 7-8 bölgesine doğru bir hedef çalışması yapacak. Kısa vadeli trading yapabilirler. Tamam. Bu mevcut pozisyona giriş. Ya da bu düşen trend çizgisi 6.76'dan geçiyor Perihan Hanım. Hı hı. Ya da 6.76'nın üstünde saatlik kapanışları görüp aman gümüş dönüyor diyebilip günlük kapanışı görünce de teyit alıp oyuna katılabilirler. Bu da ikinci model olabilir. Daha güvenli model de bu olabilir düşen, tabii. Bakın burada bir düşüş hareketi var. Daha önce defalarca kere kafa atıp üstüne geçemediği trend geçilince almak var. O da şu demek 6.76'nın üstünde kapanışlarda stop loss koyarak. Mesela 677'den oyuna girmiş bir kişi 670'lere, 668'lere stop koyarak hedefini yükseltir o zaman tabii. 8-10 hedefiyle oyuna girer. Yani şey bu bir reklam burada, vardı ya tarafını seç diye tercihini kendin yap. Tabii yani sağ burada taraflı, iki tane trading modeli var. Birincisi desteğe yüklenerek, desteğe dayanak alarak ve bunun altına stop koyarak. Hı hı. Mutlaka stop olacak. Stop koyarak bir alım. Ya da bu düşen trend çizgisi geçildikçe kısacası 6.25 destek bölgesi çalıştığı sürece gümüşün gramında 6.77, 7.25 ve 8.10'lara doğru bir orta vadeli hareket olabilir. Fakat ben yatırımcılara şunu hatırlatayım, 8.10'lara geldiği zaman biraz satış tarafında olmak da sağlıklı olur. Yani en azından şımarıklığın içinde daha da fazla gidecek dürtüsüne girmesinler. Çünkü orada mutlaka bir satıcı gelecek. Yani orada Allah bereket versin diyecek. Tabii. Şimdi herkes biliyorum Selçuk Yönelşer'den Bitcoin analizi bekliyor. Ben de Bitcoin'in şu an anlık fiyatını bekliyorum. Elimdeki data da yok çünkü. 47.417 dolar şu an Bitcoin'de anlık fiyat. Şimdi Bitcoin 47 bin dolarda. Şimdi şöyle kabaca baktığımız zaman tarihi tepesinden yani son tepesiyle son dibin Fibonacci 50'si. Yani hı hı. bu yolun bakın yarısı. Burası %50'si. 47 bin dolar. Hı hı. Son 3 haftamıza bakalım. Bu bir haftalık grafik. 1, 2, 3. 3 tane barımızda 47 bin doların üstüne dikkat güç kaybederek destek yapıyor. Yani buraya bir yarı yoluna bir taban çalışması yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, hatta daha spesifik bir cevap verelim. 40 bin dolarların üstünde Bitcoin'e yatırım yapmış kısa vadeli traderlar varsa, hı hı. çok net, çok kılçıksız söyleyeyim. 42 bin doları kısa vadeli oyuncular için söylüyorum. Mutlaka ve kata 42 bin doların, düzeltiyorum, yanlış oldu. 47 bin doların altında ikinci kapanış, üçüncü kapanış demek bu grafikte net bir şekilde yaklaşık 42 bin, 38 bin dolarlara doğru bir düşüş eğiliminin sinyali olur. Dolayısıyla, o yüzden dikkat etmek gerekir. Yüksek maliyetli Bitcoin trade edenler mutlaka ve kata 47 bin doların altında en azından ikinci gün kapanışta modlarını temkinliye çekerek biraz savunmaya geçmeleri sağlıklı bir teknik trading olur. Bu anlamda 47 bin doların altında bahsettiğim kapanışlar olmadığı sürece bu iki haftadır özellikle geçen haftanın yarısından ve bu hafta yaşadığı baskı tekrar 50 bin dolarlara doğru bir toparlanma gayreti içine girmesi mümkün. Neden? Hı hı. Çünkü biz 8 haftalık ortalamamızın üstüne çıktığımızdan beri yaklaşık 6 haftadır, evet son 2 haftadır ivme kaybederek de olsa bir trenddeyiz. Dolayısıyla kısa vade, çok yakın majörde 47 bin dolar, biraz daha orta vadede çok çok önemli bakın Perihan Hanım. Şimdi bakın ben bu düşüşte ne demiştim? 8 haftalık ortalama kırıldığı zaman aman üstünde olmayın demiştim. Evet. 8 haftalık ortalama geçince de dedim trend döner. Şimdi bu denkleme göre
orta ve uzun vade 42.500 dolarların altında haftalık kapanış almadığımız sürece korkuya mahal yok. 42.500'ün altında, buraya çok dikkat, net konuşacağım. 42.500 doların altında bir Bitcoin'de haftalık kapanış almamız durumunda eski yaptığımız son dibe kadar vahşice bir düşüş gelebilir. Yatırımcıları risk kontrolü anlamında uyaralım. Neden? Çünkü bu 8 haftalık ortalama kırılınca burayı tekrar doldururlar. Orayı mı doldurur? Hocam bir de sürekli mesela aşağı yukarı bir 17-18 bin dolar seviyeleri çok piyasada zikredilmişti, hatırlıyorsunuz. O da bir fibo desteği. Burası 61.8. Tamam. Bir altıydı fark, zaten. Dolayısıyla 61.8. Evet. 78.6'sı da 17 bin dolar. 17 bin, burası 18 bin. Burası 28 bin dolar, burası 17 Oraya bin Oraya gitme ihtimali doğar 42 peki. 42.500 dolar kırılırsa ya bu ya bu inme ihtimali riskiyle karşı karşıya kalır. Aha. Ama yatırımcıları da şu an itibariyle şu tabloya bakınca korkutmaya da mahal yok. Korkmaya gerek yok. Evet, evet, evet. Korku sınırı için kısa vadeli pozisyonlar için 47, orta vadeli pozisyonlar için 42.500 dolar risk kontrol seviyeleri olarak takip edilebilir. Peki biz buradan hemen dolar endeksine geçelim. Şimdi tabii dolar endeksinde Powell'dan sonra bir geri çekilme gördük. Bu da bizim gibi ülkelere yaradı. Kurdaki bu geri çekilmenin bir diğer unsuru da zaten dolar endeksinin tekrardan 93.5'lardan 92.5'lara kadar gelmesiydi. Bir taraftan sadece biz değil tüm para birimlerinin arsa değer kazandı. Peri Hanım, bu bölge bizim çok ara ara yaptığımız DXY analizleri için zaten biliyorsunuz bu bölgenin içinde bir süre daha kalacağız demiştik. Hatta genelde biz bu bölgeyi euro doların içinde verdik. Çok uzun bir süredir de dolar endeksi bakmıyorduk farkındaysanız. Aynen öyle. Aha. Bu pembenin üstünde kısa ve orta vadeli kalıcılığı beklemiyoruz. Euro dolarında 1.1725'lerin altında kalıcılığı beklemiyoruz doğru, şeklinde doğru. vermiştik stratejik olarak. Şimdi denklem çalışıyor. Burada özellikle geride kalan bu bir haftalık grafik. Burada 3 tane barımız var bakın. Son barda 3. var. Geçen hafta ve ondan önceki hafta DXY 93'lerin üstüne doğru gittiği zaman burada diğer ekranda ve ben elimden geldiğince tüm analizlerimde DXY'nin 93 dolarların üstünde haftalık kapanışlar yapıp yapmamasına önem atfetmiştim. Geçen hafta 93 dolarların hatta bir önceki hafta da 93 dolarların sınırında kapattı hatta üstünde kapattı. Acaba dedik yukarı mı kırılıyor? Geçen hafta Jackson Hole'dan gelen yarı güvercin sinyallerle tekrar bizim bu yaklaşık bir yıllık düşen trend çizgimizin içine dönerek 93 dolarların üstünde kapanış yapamadığını gördük. Uzun lafın kısası Perihan Hanım. $93 üstünde haftalık kapanış yapmadığı sürece DXY'de birkaç hafta sakin, böyle agresif bir aşağı şeklinde değil. Fakat slow motion şekilde bir 91,5 dolarlara doğru, yani bizim bu 21 haftalık ortalamamıza doğru, 21 bir altın sayıdır. Bu 21 haftalık ortalamamıza doğru, yani şu bölgede, bakın şurada iyice bir daralttım, çok da net görünüyor. Bu bölgeye doğru böyle ara ara zayıf zayıf ataklar yaparak bir geri çekilme olma ihtimali grafikte bir adım önde. Hı. Neden? Hocam. Neden? Ya pembeyi geçerse diyorlardır şimdi. Çok net bakın. Alt göstergedeki boğalarda bir momentum, güç kaybı var. Başları aşağıda. Tam tersi ayılarda bir kafalarını yukarı doğru kaldırarak bir ben yavaş yavaş fiyatı DXY'yi biraz baskılayacağım sinyali var. Kısaca 93 dolarların üstünde bir haftalık kapanış almadığımız sürece DXY'de kısa vadeli modumuz bir miktar geri çekilme şeklinde devam sinyali veriyor. DXY'de korkutulacak bir senaryonun vasıl olması için 93 dolarların üstünde haftalık kapanış almamız gerekiyor ki net söyleyeyim ben şu anda bunu beklemiyorum. Bunu beklemiyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim, bu grafik 2022 için çok üzücü. Üzücü mü? Çok üzücü. Yani zaten bu 93'ler geçilecek. Ya o da var, kalımının azaltılmasına denk gelecek muhtemelen kısa vade, zaten. En azından birkaç ay daha, çok uzun değil de birkaç ay daha, belki bir ay daha beklemiyorum. 1.1844 an itibariyle baktığımızda sizin çizdikten sonra çünkü dolar endekse bir miktar daha geri geldiği için euro dolar paritesi yukarı. Ne kadar? 1.1844. 44 mu? Tamam. Şimdi bu 1.23'lerden beri oluşan harekete bir düşüş trendi attık. Birinci tepe, burada direnç, şimdi burayı açtık. Şimdi bu grafik şunu söylüyor bize.
Hatta bizim DXY grafiğimizde de uyuşuyor. 1.17.25'lerin altındaki Euro-Dolar paritesinin çok fazla kalıcı olması beklenmemeli demiştik. Şurada bir süre acaba analizimizde şaşacak mı falan filan diye bir endişeler de doğdu. Çok şükür Fibonacci yanılmaz. Dolayısıyla baktığımız zaman Perihan Hanım, şöyle yapalım hemen. Bu hareket var. Şurada bakın bir yükseliş trendimiz oluştu. Bir şey yapalım. Silemedik orayı. Şey yapalım. Hocam şey kalem gitti. Ben hemen bir toparlayayım. Şimdi burada, buyurunuz. Bakın burada pembeyi geçtikten sonra bir yükseliş trendi oluştu. Euro dolarda. ...1.17.46 kısa vade iş süren stop loss olarak mutlaka ve kata risk notlarında olmak üzere. İş süren stop loss olarak takip etmek üzere 1.18.95, 1.19.60 seviyelerini hedef yapmaya, hedef olarak takip etmeye devam edeceğiz kısa vade için. Dolayısıyla 1.17.46'nın üstünde kaldığımız sürece Euro dolarda 1.18.90, 1.19.60'ları kısa vadeli hedef olarak okuyacağız. Bir de ben bir stratejik not düşmek isterim müsaade çok ederseniz. Çok da şahane olur. Stratejik demek, trading demek değil. Bakış açısı, perspektif. ...1.16.50, 1.17.25 bölgesi aşağıya kırılmadığı sürece, yani çoklu böyle haftalık kapanışlar almadığımız sürece 1.22'lerden beri biz biliyorsunuz Euro-Dolar'da 1.16'ları bekliyorduk. Bu düşüş bitmiştir. 1.16.50'nin altında 2 gün kapanış, çoklu kapanışlar olmadığı sürece Euro-Dolar'da hedef bu tepe ve bu dibin 61.8'i olarak korunacaktır. Korunacaktır. Yani 1.20'leri Euro-Dolar'da göreceğiz. Euro-Dolar tekrar 1.16'ların altına doğru vahşi bir satış alması için önce bu Fibonacci 61.8'i bir tamamlayacak. O da az önce dediğiniz dolar endeksindeki yukarı senaryoya denk geliyor. DXY 91.5'lara doğru geri çekilirken bu da 61.8, 1.19.60, 1.20'leri tamamlar, iş biter, sonra hepsi terse döner. Ama şimdi herkes şunu soruyor, hocam o arada bize ne olur? Tabii, o yüzden bir dolar Türk lirası bakalım. Besliyor şimdi. Şimdi 8.30, geldik yine buraya. Geçemeyince olumlu aldık. Dolayısıyla şu anda bir sorun yok. Ben bu dolar grafiğinde çok kısa geçeceğim. Çünkü hep aynı şeyi söylüyoruz. Bir kanalımız var. Bu kanalda 1, 2, 3 kere dip çalıştı. 1, 2, 3. Burada da bir düşen tepe var. 4. Bir kanalımız var. Zikzak hareketleri yapıyoruz. Dolayısıyla burada Perihan Hanım tam da böyle zurnanın son deliğine geldi. Zurnanın zırt dediği yer derler oraya. Çok önemli. Bakın çok önemli. Ben bu yatırımcıları 8.60, 8.70'lerden beri bir miktar 8.22'lere doğru geri çekilme olabilir. Orada da karar arayacağız. Orta vadeyi bile sorgulayacağımız nokta, bakın çok önemli Perihan Hanım. Yani ben bunun önemini çok önemli, çok önemli diyerek çok ömeli, çok ömeli diye anlatırım ama yani o kadar önemli. Şu 8.28, 8.22 bölgesi, 8.60'lardan beri oluşan düşüş hareketinin bitmesi veya yeniden geri dönmesi ya da hocam sen ne yazdığını biliyor musun ya diyecekler şimdi. Ben hemen şunu sorayım o zaman. Olur da buraya gelirsek alım fırsatı olur mu? Olur. Ya şimdi ya bu tabiri söylemek benim vatandaş olarak üzüyor ama teknik trading olarak konuşuyoruz yoksa vatandaş olarak hiçbir zaman dolar trade'den biri değilim mesela tabii, ben. Ben de hiçbir şekilde ama şöyle söyleyeyim bu bölge kusursuz bir alım fırsatı olur. Yani bu bölgeye inerse, bakın inecek de demedik dikkat ederseniz. 8.28, 8.22 bandı önemli. 8.22'nin altında 2 gün, hatta bunu 3. güne de taşırsak, teyitli bir şekilde bu bölgeyi doldururuz. Ha, oraya ineriz, orada da uzun süre böyle çalıştırmayabiliriz. İneriz ve çıkarız. Tamam ama inme ihtimali olabilir. Bu şu anda ihtimal. Olacak diye bir şey yok. Bu ihtimali tetikleyecek bu destek bölgesinin kırılması. Bunu da bilemiyoruz.
Dolayısıyla elinde dolar olanlar 8.28, 8.22 bölgesini kuvvetli bir şekilde takip etsinler. 8.22'nin altında çoklu kapanışlarda daha önce burada paranın ayak izi bıraktığı destek kırılmış olur ve bir alt Fibonacci'ye kadar yani 8.08-7.94'lere doğru bir düşüş hareketi tetiklenir. Hocam 8.28, 8.22 kırılmazsa ne olur? Bakın Pelin Hanım, 2 ay önce 8.60'larda burası 8.30, 8.22'lere kadar düşer diyen Dugat'a göre konuşuyorum. 8.28, 8.22'nin altında kapanışlar olmazsa hareket başladığı yere geri döner. Yani 8.60'lara. 8.60'lara. Hocam araya gidiyoruz. Brent soranlar var. Grafiğimiz yok ama borsalara bir endeks kısmına geçmeden önce bir Brent analizi alırım. Ama önce bir araya gidelim izninizle. Aradan sonra zaten biraz endeksleri konuşacağız. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında Borsa İstanbul BIST 100 endeksle devam ediyoruz ama çok fazla Twitter'dan bana Brent sorusu geldi. Hocam bir toparlama yapalım. Anlık fiyatta söyleyeyim. Aşağı yukarı şimdi 71.60'ın altına sarktı. Tam oralardayız. 71.5 üstünde diye kabul edelim biz isterseniz. 72 dolarda Fibonacci direncimiz var. Şimdi bu 72 dolarların üstünde kapanışlar başlarsa 72.26 görmüş. Bugün de en yüksek zaten. 72 dolarların üstünde kapanışlar varsa başlarsa geçtiğimiz haftalarda 77-78 dolarlardan 64 dolarlara oluşan düşüş hareketi 72 doların üstünde kapanışlar yaparsa yeni tepe arayışına yani 77-78'lere doğru yeniden volümünü ve akımını yukarı çevirir. 80 dolara doğru bir hareket gider. Başlatır yani diyelim. 72 doların üstünde kapanışlarda short yönde olmamak lazım. 72 dolar geçilmediği sürece yani üstünde çoklu kapanışlar almadığımız sürece en azından 2 gün kapanış almadığımız sürece de long tarafında olmak için henüz doğru bir rakamsal sinyal gelmemiş olur. Orta vade bakacak olursak da geçen hafta 26 dolarlardan oluşan trend destek çizgimize temas ettik. Bu da yaklaşık 64 dolarlara tekabül ediyor. Petrol 64 dolarları kırmadığı sürece herhangi bir şekilde global konjonktürü bozacak bir şekilde bir risk teşkil etmez. Ama kısa vadeli 72 doları da Brent yatırımcıları, Brent traderları pivot referans olarak takip etsinler. 72 doların üstünde kapanışlarda 77 dolar hedefli yukarı oyun. 72 doların üstünde kapanışlar olmadığı sürece 77 ve 68'lere doğru bir 2-3 gündür oluşan yukarı pikin bir geri çekilme ihtimali oluşabilir. Buraya bir temel riski koyalım. Özellikle Meksika'da bir kasırgadan kasırga bahsediliyor. Bekleniyor. Evet, hatta oluşuyor da. Hatta o kasırganın geçtiği güzergahta da önemli bir rezerv, rafineriler olduğu söyleniyor. Yavaş yavaş orada üretimde zaten kısıntıya gidilecek risk alınmamak için evet, başlandı. Evet. Dolayısıyla Brent petrolde bir 72 dolar geçilmediği sürece temkinli olunmalı teknik trading yorumumuzu kasırga şerhini lütfen hatırlatalım. Çünkü kasırga büyümezse evet sorun yok. Kendi dinamiklerinde kalacaktır. Fakat kasırga daha önce yaşadık kız arttırır ve geçti tabii ki. Yani petrolü çok ciddi bir yukarı doğru çok ciddi bir pike dönüştürebilir. Şu anda soğukkanlı karşılıyor fiyat. Ama dediğim gibi kasırga zamansal olarak uzar ve genişlerse bu petrolü yukarı taşıma riskini temel taraftan unutmamamız lazım. Borsaya geçmeden Utku Bey'den güzel bir soru geldi. Dolar Türk Lirası'nda Fibo yönünü ne zaman çevirmemiz gerekiyor hocam der. Açayım mı grafiği? Açalım buradan. Tekrardan dönüyorum o zaman Dolar Türk Lirası'na. Hem böyle bir küçük bir finansal okuryazarlık oldu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben burada onu çizmemişim. Bu dibin sol tarafındaki dibi bulacağız. Bu dipten bir yükselen atacağız. O da muhtemelen şöyle falan gelecek. Tamam. Bu çizgi kırılmadıkça Fibo'yu değiştirmeyeceğiz. Kırılırsa değiştireceğiz. Ne yapacağımızı da söyleyelim. Tamam. Bu kırılırsa dibini buraya atacağız. Evet. Tepesini buraya atacağız. Sonra da bu hareketi bu çıkışın 61.8-78'in altısına doğru aşağıya doğru sayacağız. Sayacağız. Çok basit. Ama şu anda Fibo'yu çevirebileceğimiz bir durum söz konusu dahi değil. En basit itibariyle sadece Fibonacci olarak düşünürsek bile bu dip ve bu tepenin 78.6'sı hatta 61.8'i 7.98'ler kırılmadığı sürece yani şu bölge kırılmadığı sürece Fibo'yu çevirmeyeceğiz. Bununla devam. Korkuya mahal yok dersiniz yani öyle.
Peki, o zaman buradan geçiyorum tekrardan borsaya. Bugün geldik, çattık yine nereye? 1470'lere. Şimdi oraya bir türlü geçemiyoruz. Anlık fiyatı da söyleyeyim, 1465. Yani buralarda sürekli bir debelenme diyorsunuz ya, sizin çok kullandığınız bir tabir. Ben de şunu soruyorum. Şimdi sabah Yusuf Kader hocamıza da aynı şeyi konuştuk. Bu kadar burayı zorluyor olmamız iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani bu kadar zorlayıp geçemiyor olmamızı kötü mü okuyayım, iyi mi okuyayım? Orta vade iyi. Kısa vade iyi değil. Neden? Hı. Çünkü kısa vade bizi baskılıyor. Ve artık geçiyor olmamız lazım diyorsunuz yani. Ama şu var. Burası geçtiği zaman ne olacağını da orta vade göreceğiz. Hı hı. Hani bu pembemiz var ya bizim. Öpülecek olan. Öpülecek olan. O, bakın şuradaki güdükleşme, şuradaki baskınlık, zikzak var ya bakın. Şurada bir zikzak dalgası var. Tamam. Şimdi bu hareket, bu daha önceki 3 tane tepeden kısa vadeli baskı alıyor. Yani burada ilginç bir şekilde sanki bir gizli el bu 1460'ın üstünde kapanış diyor ki, yapmayacaksınız diyor. Nereye gideceksin diyor. Hani basketbolda biri yazmış biliyor musunuz? Sımaca şey vurmak gibi, ne diyorsunuz, unuttuk ismini şimdi. Yani onun gibi biri yönetmenimden geldi blok. Bloklamak gibi devamlı bir blok yiyoruz. İstedikleri kadar bloklasınlar. Tamam. Hı hı. En kötü geride kaldı. İsteyen. Bugün de yayındaydık, çok iyi hatırlıyorum. Bakın çok net söylüyorum. Şu gün yayındaydık, evet. Bakın, hatırlıyorum. Çok, burada en kötü geride, burada yayında değildik de şurada yayındaydık. Şuralarda yayındaydık. En kötü geride kaldı. Bu pembe zikzaklarla öpülecek demiştik. Bakın zikzaklarız. Tamam, bunların hepsi bir teori. Hı hı. 1460'larda kuvvetli el devamlı bizi blokluyor. Geçiş. Bir amacı vardır herhalde diye tabii düşünüyorum ki amacı ben var. De. Mutlaka bir amacı var, amacını bilemeyiz. Ama biz teknik lügata göre konuşursak Perihan Hanım, biz silebilir miyiz? Temizleyelim burayı, bir üzerinden öyle geçelim. Burada 3 tane tepemiz var. Tamam mı? Biz 8 günlük ortalamaya yaslanmaya devam ediyoruz Perihan Hanım. Yaklaşık 1340'lardan 1460'lara geldiğimiz düşünülürse 10.000 puanlık bize mal taşıttı aslında. Bir mal taşıttı ama eleştirimizi de yapalım. 3 kere foul yaptı. Ama o foulleri de şöyle olumlu yaptı. Sat verdikten sonra 2 gün üst üste kapanış bir de. Tabii ki. Yaptı. İkinci gün kapanışı hiç yaptırmadı. Hı hı. Bir de tekrar ertesi gün al verdiği zaman korkunç yukarıdan gepli bir şekilde de oyuna döndürmedi. Yani mal aldırmak için fırsatı tekrar yerini malı yerine koymak diyeyim için tekrar foul fırsat verdi. Evet. Evet. Şimdi bu grafikte burada blok yiyoruz. Aşağıda da savunmamız var. Savunma bölgemiz. Şimdi baktığımız zaman Perihan Hanım, bizim bu hafta hatta bugünlerde, bugün, yarın şu bölgeye dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. 1462'lerin üstünde kapanışlara devam etmemiz, grafiği yukarı yönlü, şurada yediğimiz 3 tane bloğu aşmamız demek olacak. Biz bu 1462'lerin üstünde 3 gün hiç kapatamadık. Evet, evet. Bunu başarabilir isek bu baskıdan kurtulmuş olacağız. Fakat bu baskıdan kurtulana kadar en azından yeni pozisyon alacak olan yatırımcılar bu 1462'nin üstünde kapanışları takip etsinler oyuna girmek için. Oyunda olan yatırımcı ve akımda olan yatırımcı varsa da, bakın Perihan Hanım çok net söyleyeceğim. 1450, 1423 bandı. Nereden aldığına göre değişir tabii ki. Nereden aldığına göre değişir. Biz rakam olarak sadece salt bir analiz veriyoruz. 1450-1423 destek bölgesini bugün haftanın ikinci günü, salı günü olarak düşünürsek bu haftanın devamında 1423-1450 destek bölgesini kuvvetle takip etmeye devam edeceğiz. Bu bölgenin altında kapanışlar oluşmadığı sürece 1462'nin yukarı geçilmesini beklemeye devam edeceğiz. Özellikle 1462'nin üstünde buradaki bar boylarındaki güdükleşme, 1462'nin üstünde 2-3 gün kapanış alırsak bir anda daha uzun barlar görmeye başlayacağız. Buradaki güdükleşme, volüm düşüşleri, momentum kaybı yukarı doğru iğmeye geçecek. Hı hı. Fakat bunun için biz şuna dikkat edelim. Kendimizi savunma olarak muhakkak bir savunma dürtümüz olsun. 1450-1423 destek bölgesini, onu nasıl ayırt edebilirler? Mesela o kuvvetli bir pozisyonda olanlar, yani yüksek ağırlıklı bir pozisyonda olanlar 1450'yi
biraz daha, hani biz buna ciğerli diyoruz, biraz daha hareket kabiliyeti olup biraz daha en azından maliyetleri geniş olanlarda 1423 seviyesine, yani bu iki seviyeye iş süren stop loss modellerinde bir dayanak savunma mekanizmalarını oraya yaslayarak 1462'nin üstünde 1499, 1519 hedeflerine tutunmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla 1450'nin altında kapanışlarda aman dikkat diyeceğiz. Dikkat! 1423'ün altında bir kapanış alma durumumuzda o zaman modumuzu net bir şekilde satal yönlü veya temkinli moda geçmemiz lazım. Neden? Çünkü hareket şu şekilde olabilir. Peri Hanım silebilir miyiz? Şöyle olabilir. Bu 1450, 1423 bakın şu bölge kırılmadıkça hiç korkuya mal yok. Tamam. Kırılmadığı sürece hiç var. Bu bölge kırılırsa özellikle 1423'ün altında saatlik kapanışlar alırsak 1365'lere doğru oyunu satal yönlü ve aşağı yönlü trading yaparak kendimizi savunmaya ve bir miktar geri çekerek savunma yapabiliriz. Dolayısıyla 1423-1450 kırılmadıkça 1462'nin yukarı geçişini temkinli bir şekilde beklemeye devam edeceğiz. 1423'ün altında modumuzu bir miktar temkinliye çekip 1365'lerde tekrar alıcı modunda olabiliriz. Şu anda hiç oyunda olmayan, kenarda keşte bekleyen için iki model. Çizelim. Ya 1462'nin üstünde ikinci, üçüncü kapanışı görsünler. Henüz daha bunu yapamadık. Pahalı ama garanti bölgede evet, alsın. Evet. O tamam. Direnç aşıldı, o eşiği açtık deyip oyuna dönsünler. Ya da bu 1365, bakın burada da bir fibomuz var. 1365, 1335 bu bölgede de kademeli olarak alım tarafında grafiği okumaya devam edebiliriz. Burada çok kısa, çok saatlik bazlı konuşmak gerekirse... Aha. Bugün sabah oluşan gap'ten dolayı biraz zorlanıyoruz. Dolayısıyla kısmi geri çekilmeler, biraz baskılar, hatta belki de eksiye geçmeler olabilir. Dolayısıyla burada yatırımcıları 1450-1423 seviyelerini kendilerine, pozisyonlarına göre bir dayanak limanı olarak takip ederek yönetmeleri sağlıklı olur. Şimdi gap'leri ben sevmiyorum çünkü bugün sabah gap açtı. Evet. Gap'in de cumadan olacağı belliydi ama... İşte gap'ler biliyorsunuz. Yurt dışına uyduk zaten. Gap'ler grafiklerin ritim bozukluklarıdır. Ya evet işte. Tamam mı? Gap'ler grafiklerin... Bir de bugün ay sonu, onu da unutmayalım. Evet. Gap'ler grafiklerin ritim bozukluklarıdır. Hiç sevmediğim bir gündür. Evet. Perihan Taltuğ'u tanıyan herkes bilir. En sevmediğim gün, piyasanın en uzak durduğum gün, vade sonu. 1450, 1423 kırılmadıkça korkuya mal yok. Peki. Bu rakamlar kırılırsa bir miktar modumuzu düşürelim. Şimdi ben hiçbir zaman yatırımcıları biliyorlar, hiç kırmam, üzmem, ne derlerse onu yapmaya çalışıyorum amacım bu programlarda. Çok fazla hisse sorusu geliyor sevgili Selçuk Güneşler ama çok açıkladık, hisse bakmıyoruz. Sevgili Selçuk Güneşler, hisse bakmak yerine hisselerin içinde bulunduğu endekslere bakmayı tercih ediyor. Biz hisse kısmını Ahmet Hoca ile daha çok hallediyoruz. Ahmet Hoca hisse bakmayı tercih ediyor. O nedenle ben de anlayış istirham edeceğim. Çok soru geldiği için artık cevap verme isteği duydum. Yani mesela Garanti Bankası sormak yerine elinde Garanti Bankası olan 1337 puan seviyesini buyurunuz. Onlar için biz bankacılık endeksi hazırladık. 1338 tam şu an rakam. 1338. 38. Şimdi Perihan Hanım. Bunu bir not düşeyim de siz bir şey demediniz tamam. Ben biliyorum. Şimdi bir kere bana hala soruluyor hocam elmas ne oldu falan diye. Geçmiş olsun elmas mı elmas yok bitti. Elması başından yakalayan. Elması baştan yakalayan yakaladı. Yakalayacaktı. Şimdi, hatta biz bunu söylerken de şöyle de bir dipnot verdik. Kamu bankalarından ziyade özel bankalar daha iyi performa edebilir diye de bir dipnot düşmüştük. Geçelim ben bu elması çizdim ama elmas bitti. Elmasın birinci hedefi elmasın iç yüksekliğiydi. Burada bitti. İkinci hedefi ise burasıydı. Kısaca elmas formasyonu yaklaşık 25 bin puan hedefine ulaşarak, Perihan Hanım silebilir miyiz? Tabii. Yaklaşık 25 bin puanlık hedeflerine ulaşarak tamamlanmıştır. Dolayısıyla elması artık konuşmuyoruz. Bunu bir açıklama yapmam gerekiyordu çünkü çok soruluyor. Şimdi baktığımız zaman Perihan Hanım, bankacılık endeksi 2020 yılı sonuyla 2021 yılı başında yaptığı tepe ile son dibimizin yarı yolu olan, bakın ben burada kesikli çizgilerle yarı yolu gösterdim. Bu son düşüşün yarı yoluna geldi. Bizim 1080-1100'lerden beri 1350'ler hedeftir dediğimiz bölgeye geldik. Şimdi bakın, yatırımcı iki şekilde bu grafiği okusun. Düzeltmeler olabilir. Hı hı.
Ama trendde de kolay kolay bozulacak gibi bir atmosfer yok. Dolayısıyla güçlü duruyor diyorsun. Güçlü duruyor. Kısaca bir bant analizi yapalım. Bu şekilde anlatmamın çok hoşlarına gittiğini söylediler. Bandımız bu. 1281-1352 bandında temkinli yukarıda trendimiz devam ediyor. Özellikle endeksin 1400 seviyeleri gibi bir üstünde bir bölgede, bankacılık endeksinde maliyet yapmış bir yatırımcı varsa, bakın burada üstüne geçtik, burada üstüne geçemedik, buradan üstüne geçtik ve orada bir ters çekiç yaptık. Bu zaman yayın yapmıştık, 1281. 1281 seviyesi yakın iş süren stop loss, yani yeni maliyet yapmış yatırımcılar veya karını maksimumda korumak isteyen yatırımcılar için. 1281. 1260 ise ana. Bu ara. Hı hı. Bu ana iş süren. Bu rakamlarda kendilerine uygun maliyetlerine göre, risk skalalarına göre uygun bir şekilde bu iki rakamdan bir tanesini kendilerine iş süren stop loss olarak sırtlarını oraya yaslasınlar. Bu iki rakamın altına inilmediği sürece 1352, hatta bu tepe ve bu dibin Fibonacci 61.8'i olan 1424 bankacılık endeksinin orta vadeli hedef olmaya devam edecek. Hocam ben hatırlamıyorum ama yanlışsam düzeltin. Gıda endeksi sanki hiç konuşmadık TV'de. Hiç konuşmadık şimdi. Beni biliyorsunuz, ben kırılımlara, düşenlere ve yükselenlere çok dikkat önem veriyorum. Şimdi bu grafiği Selçuk Hoca niye durduk yere gıdayı anlatıyor burada demesinler. Tamam, gözlerini bir nedeni dört var. Açsınlar. Ben sınai endeksi 25 bin puan önce gitmeden önce tam yayının sonunda zaman yetmediği için bak bu grafikte bir şeyler olacak demiştim ya, bu grafikte öyle. 1945-46'larda şu an söyleyeyim. Kaç? 1945-46. Tamam. Dikkat. Haftalık grafik. Hı hı. Aylardır süren, bakın tepeler düşerken dipler yataydı. Burada bir konsolidasyon, bir yatış ve bir dinlenme, bir karar arıyorduk. Bu hafta gıda endeksi ilk kez düşen trendinin üstünde. İşte hisse sormayın, ne güzel endeks ya, bakalım. Hisse sormayın, gidin gıdanın aynen içinden. Temeli iyi olanlar, bir de grafiklerine bakın, yükseliş trendinde olanları değerlendirin. Ha bu arada bir şey, ben şimdi gıda gidiyor diye, şunu unutmasınlar, şimdi gıda endeksi yukarı geçecek diye, düşen trendde olan bir gıda hissesi varsa da onlara da elini vurmasınlar. Ya bu arada şu da yapılabilir, gıda hisseleriyle sepet de yapılabilir. Olabilir, kendilerine olabilir. Endeks. Şimdi Perihan Hanım, dikkat. Bu pembe 1926. 1926'nın üstünde kalabildiği sürece gıda endeksinde önümüzdeki haftalarda ilginç günler olabilir. Soru bir. Hedef ne olur? Önce onu söyleyeyim. Tamam, 1926'nın üstünde 1976 kahve. Kısa vade. Hı hı. 2032 OV. Burada yaklaşık 5000 puan var. Burada da yaklaşık 8000 puan var. Tamam? Hı hı. Hedefler böyle. Bu hedeflerin hocam ya eleştiriye mal oluyor ya bazen, hani 1926 kırılınca şöyle diyorlar. Hocam ne oldu 1976-2032? Şerh koyduk. Şerh koyduk, şerh dinlenmedi. Sen yukarıyı dinleyip şerhi unutursan hem analizi hem analisti suçlarsın. Hem de para kaybedersin. Doğru. Şerh şu. 1926. 1926 kırılmadığı sürece gıda endeksinde 1976-2032'lere doğru bir kısa vadeli hareket hazırlığı var gibi duruyor. İşte tam da onu soracaktım. Bir hareket hazırlığı var gibi duruyor. Burada elinde hiç gıda endeksi olmayanlar 1926'nın altına kata stop loss koymak şartıyla gıdada bir hani yatırım değerlendirmesi yapmalarında grafik olarak bir mahsuru yok. Peki 1926 kırılırsa? Hı hı. Bir baskıya girersek ne olur? Bunu da söyleyelim. Hı hı. Bakın, işte bakın, olumlu tuzak mı olur o zamanla hayır, mesela? Hayır, tuzak işte değil. Hayır, şimdi ama düşeni kırdık. O kadar döner ki Perihan Hanım yorum. Bakın, bu 1926 kırılırsa
haftaya buraya gelirim, bu söylediklerimin hepsinin tam tersine yorum yaparım. Ha, onu söyleme, tuzak mıdan kastın? Peşinden söyleyeyim. Evet, ya düşeni kırdı şimdi. Düşeni İki kırdı. İki opsiyon var. Ya onay alıp yukarı gidebilir ama içine dönerse de beni yanıltıp aslında orada bir boğa tuzağı oluşturmuş olabilir. Doğru muyum? Tabii. Şimdi bakın, 1, 2, 3, 4. 6 haftadır 8 haftalık ortalamanın üstünde. Bu güzel, tamam. 8 haftalık ortalamamız 1919, düşenimiz 1926. Çok da bir fark yok. Yok. Hadi 1926'nın yanına bir de 1919 şerhini koyalım. Bu Hayır. iki rakam kırılmadığı sürece, hedefler bunlar. Bunlar kırılırsa Perihan Hanım, bakın çok net söylüyorum. Burada alçalan üçgende aşağı kırılma olur. Ciddi bir zarar doğabilir. Hı. Yatırımcılar pozisyonlarını yönetirlerken o yüzden hedefler kadar istiren stop loss kavramını zeka ve bilinç ve pozisyonlarında kontrol mekanizması olarak işte bu yüzden takip etmeliler. 1919-1926 kırılmadığı sürece gıda endeksi 2200'lerden beri oluşturduğu düşüş trendini yukarı zorlamaya başlamış ve bir olumluluk sinyalleri vermeye başlamış. Bu olumluluk sinyalleri 1919-1926'nın altında kapanışlar olmadığı sürece korunacaktır. Bu arada olursa çok, aman dikkat. Çok iyi olsun. Direkt dönerim haftaya yani. Hemen. Sonra da Selçuk Yönençler bir hafta iyi dedi de Yok. Sonra ertesi hafta kötü dedi. Piyasa esnektir. Piyasayla evet. savaşamazsınız. Ustamın sözünü hatırlatayım. Piyasanın merhameti yoktur. Yok. Piyasayı yenemezsiniz. Yeneme orası kesin zaten. Piyasa döndü mü döneceksin. Sınayiye geçeyim mi? Olur. Çok GEO soruluyor. Bir arada bir GEO endeksine mi baksak acaba? Bakalım. Tamam, hisse bakmak yerine. Madem öyle görüleri hoş tutalım. 2555 hocam fiyat. ...2500 ile 2580 arasına sıkışmış. Hmm. Pembe düşenle kırmızı yükselenin arasında bir bocalama, bir yatay aşağı doğru, sağ tarafa doğru bir yatma söz konusu. Mesela gıda endeksi biraz daha pembenin üstünde olumlu olmamıza rağmen, sınayi endeksi ise şunu söylüyor, bakın. Yorumlar birbirleriyle ne kadar farklılık gösterebiliyor. Yatırımcılar onlara da dikkat etsin. Sınayi endeksi... Evet hocam. 2585'leri geçene kadar temkinli olunmalı. Neden? Bakın buradan bir yukarı hareket yapmış. Tamam. Sonra sağ tarafa doğru kendini yatırmış. Buraya baktığınız zaman aslında Perihan Hanım silebilir miyiz? Hı hı. Bakın. Burada şöyle bir hazırlık var bakın. Burada bir direk var. Şöyle bir filama yapmış olsa diyorsunuz. Tam ama gördüm bakın, de size bakın, bırakayım Perihan dedim Hanım, tabii araya girmedim. Bakın Perihan Hanım, teknik analizde çok önemli şeyler vardır. Bu filamayı, bu pembe düşenin üstünde yapsaydı, bugün ben şunu derdim. Bu direk kadar yukarı hedefi var. Ama işte bunu gören herkes diyecek ki sınayi endeksi, filama var, hadi gidelim sınayi endeksini alalım. İşte teknik analize evet, çok evet, derin bakalım. Evet. Ben bunu elimden geldiğince eğitimlerimde bu konulara önemliyet veriyorum. Burada bir filama var ama bakın burada da bu kadar önemli. Geçilmemiş henüz bir direnç evet, var. Direnç var. Evet, filama var ama direnç de var. 2585 geçilirse hem düşen geçilmiş olacak hem de filama tetiklenecek. 2585 çifte kavrulmuş. Çifte kavrulmuş olacak. 2585 geçilmedikçe özellikle elinde sınayi endeksi hissesi taşıyanlar 2500 seviyesini mutlaka stop loss olarak takip etsinler. Çünkü neden? Bu filama görüntüsü ve yatay baskılı dönem 2540'ların hatta onu da net söyleyelim. 2540'ların altında bir kapanış verirse 2470'lere doğru bir satış yer. Peki bu nasıl trading edilir? Risk analizini trading edelim. Edelim. 2540'ın altında lot arttırmaya yönelik satal yönlü stratejiler yaparak yatırımcılar kendilerini koruyabilirler. Burada ama yeni alım yapmak isteyen varsa da bence yeni alım yapmak isteyen varsa da grafiklerine bu pembeyi çizsinler. 2585 aşağı yukarı. 2585'lerin üstündeki kapanışlarda evet bu önemli direnç aşıldı. Yeni bir güvenli sahaya geçtik deyip daha güvenli bir şekilde belki daha yüksek maliyetle yapabilirler. Bazen daha pahalıya almak daha ucuza almak demektir. Taşıma maliyetini bertaraf ederler. Evet. Şimdi buradan alınmaz mı? Olabilir ama o zaman ya 2540'ın altına stop koyacaksın ya da bu pembe ile kırmızının arasındaki şu tip zikzak dalgalarını taşımayı göz alacaksın. Göz alacaksın.
O yüzden bazen daha pahalıyı almak, her zaman onu söylüyorum, daha ucuza mal olabilir. Hocam ağzınıza sağlık. Hem grafikleri hem vaktimizi bitirdik. Güzel. Tam böyle birebir yetiştirdik. Ben de şaşkınım, genelde hep grafiklerimiz hızlı yetişmiyor diyor. Hızlı gittik. Yok. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftaya zaten beraberiz tekrardan. İnşallah yatırımcıların hepsinin inşallah her şey gönüllerinde olsun. İnşallah güzel bir kapanış. Bu arada ben değinmeden edemeyeceğim. Sevgili Ferhan Şensoy'u çok büyük bir duayeni kaybettik. Hakikaten ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Sonuçta Türkiye'deki gelmiş geçmiş en önemli isimlerden biriydi. Bu programı da onu anarak özellikle kapatmak istedim. Herkese güzel bir kapanış diliyorum efendim. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde ben yeniden sizlerle olacağım Borsa Teknik programıyla, bildiğiniz gibi. Şimdilik hoşçakalın.